Herkese merhabalar arkadaşlar. Canogurumi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda da böyle sevimli bir köpüş örüyoruz arkadaşlar. Çok taze bir tarif. Hemen görür görmez elimdeki bütün işleri bıraktım ve sizinle bunu paylaşmak için 2 gün içerisinde videoları hazırladım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Tarif sahibini de açıklama kısmına etiketleyeceğim. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ücretli tarif gibi eksiksiz bir tarif hazırlamış arkadaşlar. İnşallah ben de açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir sizlere. Ördüklerinize beni ve kendisini etiketlemeyi sakın unutmuyoruz. Şimdiden ören arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Çok sevimli şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Oldukça kolay arkadaşlar. Yeni başlayan bayanlarımız bile örebilir bunu. Zaten videolarımın çoğunu hiç kesmeden anlattım. O yüzden tam olarak 3 videoya ayırdım. Bu videomuzda bacaklarını ve kulaklarını örüyoruz. Bir diğer videomuzda kafasını, yüz şekillendirmesini ve kollarını örüyoruz arkadaşlar. Sonuncu videomda da gövdesini ve birleştirmesini örüp bitiriyoruz. Kollar ve bacaklar yine gövde ile birlikte örülüyor. Çok sevimli oldu. Kulaklarını isterseniz ayıcık formunda örerseniz ayıcık gibi de kullanabilirsiniz. Şimdi malzeme listeme gelecek olursam, sen şurada dur. Kullandığım ipim Himalaya Dolphin Baby. Renk kodu da 80337 arkadaşlar. Ve bir de aynı markanın krem ipini kullandım. Her iki ipten birer tane fazlasıyla yetiyor arkadaşlar. Kullandığım tığ numaram 7 numara. Şöyle göstereyim. Makasa ihtiyacımız var. Bir tane küçük iğne ve bir tane de uzun iğneye ihtiyacımız var. Yüz şekillendirmesi için. Şöyle 12 milim siyah göz ve yeteri kadar el yapa ihtiyacımız var. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Bir de size biraz sitem etmek istiyorum. Kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ama istatistiklerime baktığım zaman %75'i videolarımı izleyip ören, %75'i kanalıma abone olmadan çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki tercih sizin ama hani daha çok kişiye erişebilmem için kanalıma abone olmanız beni çok mutlu edecektir. Yani %75 de az bir rakam değil. O yüzden aboneliklerinizi ve beğenilerinizi bekliyorum. Şöyle kısaca bir sitem edeyim dedim size. İnşallah kanalıma abone olmadan çıkmazsınız. Eğer o %75 kişi kanalıma abone olsaydı belki şu an 50.000 tane abonem olacaktı. Ama olsundu. Hiç sıkıntı yok. Bu sene olmazsak seneye oluruz. Evet, hazırsak köpeğimizi örmeye başlayalım. Evet, ilk olarak kulaklarımızla başlayacağız. Sonra kol, bacak olarak devam edeceğim. Videomu hiç kesmeyeceğim arkadaşlar. Videomu kesmeden birlikte örelim inşallah. Şimdi şöyle bir kenara alalım. Ve kahverengi ipimi alacağım. Kulağın birini krem, birisi de kahverengi olacak. Siz istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Şimdi kulaklar için 2 adet zincir çekiyoruz. 1, 2... Siz burada sihirli halka ile de örebilirsiniz. 2 adet zincir çektik. İkinciden itibaren 8 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 Şimdi karşı taraftayız. 5 Aynı zincir içerisine arkadaşlar. 6 7 ve 8. Evet,
Birinci sıramızı bitirdik. 8 sık iğnemiz oldu. İkinci sıramızda da her sık iğne içerisine çift batıyoruz. Birinci arttırmam. İkinci arttırmam. Üçüncü. Dördüncü. Beş. 6, 8 kez tekrar edeceğiz. 7 ve 8. Toplamda 16 adet sık iğnem oldu. Şimdi arkadaşlar 3. sıramızda 8 kez bir tek bir çift yapıyoruz. Bir sık iğne örüyoruz. İkinciyi aynı sık iğne içerisine batıyoruz. Bir tek bir çift. 8 kez tekrar ediyoruz. 3. arttırmam. 4. 5. 6 7. arttırmam ve sonuncu arttırmam. İsterseniz ilmek belirleyici kullanabilirsiniz. Ben kullanmak istiyorum bu kez. Evet, şimdi 4. sıramızda da 2 tek 1 çift yapıyoruz. 2 tane tek örüyoruz. Sonra arttırıyoruz arkadaşlar. İkinci 2 tek 1 çiftim. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, evet, şimdi sonuncu 2 tek 1 çifti. Evet, toplamda 32 adet sık iğnem oldu. Şimdi 5. sıramızdayız. 5, 6 ve 7'yi arttırma, eksiltme yapmadan toplamda 3 sıraya arkadaşlar düz bir şekilde örüyoruz. 5, 6 ve 7. sıraları 7. sırada dahil arttırma, eksiltme yapmadan 32 sık iğneyi düz bir şekilde örelim. 8. sıramızdayız. 8. sıramızda 4 kez 6 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 2 3 4 5 6 sık iğne bir tane şöyle ön loblardan alarak eksiltiyorum. 1 2 3 4, 5, 6 sık iğne, bir eksiltme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne, bir eksiltme. Bir kez daha tekrar ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne, bir eksiltme. Toplamda 28 adet sık iğnem var. Şimdi ilmek belirleyicim bu tarafa aldım. Bu sıramızda arkadaşlar arttırma, eksiltme yapmadan 28 adet sık iğneyi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. 9. sıramızda arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz.
Evet, sıra sonuma geldim. Şimdi 10. sıramızdayız. 4 kez 5 tek bir eksiltme yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 tek bir eksiltme. 3 kez daha tekrar edeceğiz. 2, 3, 4, 5 tek bir eksiltme. Bir, iki, üç, dört, beş tek bir eksiltme. Sonuncu eksiltmemiz iki, üç, dört, beş tek ve bir eksiltme. Şimdi ilmek belirleyicimi şöyle bu tarafa alıyorum. 11. sıramızda da yine arttırma eksiltme yapmadan 24 adet sık iğnemiz vardı. 24 adet sık iğneyi düz bir şekilde örelim. Sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Evet. 11. sıramı da bitirdim. 12. sıramdayım. 4 kez yine 4 tek bir eksiltme yapıyorum. 2, 3, 4 tek bir eksiltme. Sıra sonunda 20 adet sık iğnemiz olacak. 3, 4 tek bir eksiltme. 2, 3, 4 tek bir eksiltme. Sonuncu 3, 4 tek ve bir eksiltme. Şimdi 12. sıramızda 20 adet sık iğneye ulaştık. 13. sıramızda da arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan 20 adet sık iğneyi düz bir şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar düz örelim. Videomu hiç kesmeyeceğimi söylemiştim arkadaşlar. Bunu birlikte örmek istiyorum nedense. Aşırı hoşuma gitti. Şimdi 14. sıramızdayız. 3 tek bir eksiltme yapıyoruz. 1, 2, 3 tek bir eksiltme. Sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. 1, 2, 3 tek bir eksiltme. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir, iki, üç tek bir eksiltme. Toplamda 16 adet sık iğneye ulaştık. İlmek belirleyicim bu tarafa aldım. 15. sırada da arttırma eksiltme yapmadan 16 sık iğneyi düz örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Şimdi son eksiltmemiz var. 16. sıramızdayız.
4 kez 2 tek bir eksiltme yapıyoruz. 4 kez tekrar ediyoruz yine. 1, 2 tek bir eksiltme. Toplamda 12 adet sık iğneye düşelim. Bir, iki tek, bir eksiltme. Evet, 12 adet sık iğnem oldu. Şimdi 17. sıramızdayız. Son sıramızdayız. Burada da 12 sık iğneyi düz bir şekilde örelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet arkadaşlar, kulak kısmı bitti. Şu ilmek birleyicimizi de buradan çıkarabiliriz. Şimdi kulakları karşı tarafla birlikte birleştireceğiz. Şöyle her iki tarafı da tutuyoruz ve bir buradan bir karşıdan alarak 6 sık iğne ile birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şurayı iyice sıkıştıralım ve bir tane zincir çekiyoruz. Evet, kulak kısmımız bitti. Makasla biraz keselim şöyle. Bu kadar arkadaşlar kulak. Şimdi ayaklarla devam edelim. Ayaklar için arkadaşlar yine krem ipimizle başlıyoruz. 2, 4, 6, 8. sıradan sonra renk değişimimiz var. Şimdi krem ipimle 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 2. zincirin içerisine 8 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İkinci sıramızda 8 kez arttırıyoruz. Bütün sık iğnelerin içerisine arttırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 3. sıramızdayız. 3. sıramda 8 kez bir tek bir çift yapıyorum. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Bir tek bir çift. Sıra sonunda arkadaşlar 24 adet sık iğnemiz olacak. 1, 2 ve 3. Şimdi son arttırma. Evet, toplamda 24 adet sık iğnem oldu. 4. sıramdayım. Burada da 6 kez 3 tek bir arttırma yapıyoruz. 2, 3 tek bir arttırma. 6 kez tekrar ediyoruz. 1, 2, 3 tek bir arttırma. 1, 2, 3 tek bir arttırma. 1, 2, 3 tek bir arttırma. Sıra sonunda 20 adet
30 adet pardon. 3 tek bir arttırma. Sık iğnemiz olacak. Beşinci sıramızdayız. Bu sıramızda da 5 ve 6'yı arttırma, eksiltme yapmadan 30 sık iğneyi düz örüyoruz. 5 ve 6. sıraları arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. 7. sıramızdayız. 2 sıra düz ördük. 7. sıramızda da 6 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi burada 6 kez bir tek bir eksiltme yapıyoruz. Bir tek yaptım. Bir eksilttim. İkinci bir tek bir eksiltmem. Üçüncü bir tek bir eksiltmem. Dördüncü bir tek bir eksiltmem. Beşinci bir tek bir eksiltmem ve sonuncu, altıncı bir tek bir eksiltmem. Şimdi 6 sık iğneyi düz bir şekilde örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. sıramızdayız. Yine 6 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da yine 6 kez arka arkaya eksiltiyoruz. Birinci eksiltmemi yaptım. İkinci, üçüncü, dördüncü, beş ve 6. Şimdi sıra sonuna kadar 6 sık iğneyi düz örüyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Burada arkadaşlar kahverengi ipimizi alıyoruz. Şöyle son yaptığım hamleyi çıkardım ve kahverengi ipimi alıyorum. Benim kızım yine hasta, yine öksürüyor. Eğer öksürüğe kesin bir çözümü olan varsa lütfen yorum kısmından yazabilirim arkadaşlar. Çok memnun olacağım. Evet, 8. sıramızı bitirdik. Renk değişimimizi de yaptık. 9, 10 ve 11. sıraları arttırma, eksiltme yapmadan kahverengi ipimizle düz bir şekilde unutuyoruz diyorum. Aklım yukarıda olduğu için. 9, 10 ve 11. sıraları arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi öksürüğe kesin bir çözüm olan varsa, kızım 3 yaşında, lütfen yorum kısmından bana yazın. Kullanmadığım hiçbir şey kalmadı. Ama maalesef ki geçmiyor. Evet. 11. sıraya kadar düz örelim. 12. sıramdayım. 12. sıramızda da 3 kez 4 tek bir eksiltme yapıyoruz. 2, 3, 4 tek bir eksiltme. 3 kez tekrar ediyoruz. 2. 4 tek bir eksiltme. 3, 4. Ve sonuncu 2, 3, 4 tek bir eksiltme. Evet, şu anda toplamda 15 adet sık iğnem var. 13 ve 14'ü arttırma, eksiltme yapmadan 15 adet sık iğneyi düz örüyoruz. 13 ve 14. sıraları toplamda 2 sıra arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Evet, şimdi içerisine elyaf koyacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu kadife iplerde içerisine elyaf koydukça esniyor, koydukça esniyor. Ortayı bulmak gerekiyor. Çok fazla da sert olmasın.
Kadar yeterli sanırım. Hemen diğer ördüğümle eşit mi diye bakayım. Evet, gayet güzel duruyor. En son ne yapmıştık? Evet, 13-14'ü düz örmüştük sanırım. 2-4-6-8-10-12-14. Şimdi 15. sıramızdayız. 15. sıramızda da 3 kez 3 tek bilek sıkma yapıyoruz. 2-3 tek bilek sıkma. 3 kez tekrar edeceğiz söylediğim gibi. İkinciyi yapıyorum. 2-3 tek bilek sıkma. Ve sonuncu 3 tek bir eksiltme. Şimdi 15. sıramızdaydık arkadaşlar. Şu an 16. sıramızdayız. 16, 17, 18 ve 19'u toplamda 4 sırayı arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde 12 sık iğneyi örüyoruz. 16 ve 19. sıralar arasını 19. sırada dahil düz bir şekilde örelim. Evet, şu anda tam sıra sonuma geldim. 19. sıramdayım. İçerisine şöyle azıcık daha elyaf koydum. Şimdi sıramızı bitiriyoruz. Yine şöyle iki ucu birleştireceğiz arkadaşlar. Eksiltme kısımlarımız bu şekilde önde olacak. 6 sık iğne ile kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Burayı sıkıştıralım. Şimdi burada da bir zincir çektim ve ipimi koparıyorum. Evet kızlar, bacak kısmı da bitti. Bu kadar. Her ikisinden kulaklardan ve bacaklardan ikişer tane örüyoruz. Videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.